Tuncay Güney'in o beyanları eğer bir iddianameye dönüştüyse ve bununla Türkiye'nin komutanları, siyasi parti liderleri, aydınları suçlanabiliyorsa artık bunu o ekranlarda konuşanın Tuncay Güney değil, Ergenekon savcıları olduğunu düşünmek lazım. Çünkü artık orada Ergenekon savcıları haline dönüşmüştür o ekranda konuşan kişi. Onun için öyle bakmak lazım. 2001 yılında da iddianamesi çıkmadı, dikkate alınmadı aslında Tuncay Güney'in ifadeleri. Tabii efendim, tabii alınmadı. Alınması da mümkün değildi zaten. O günkü dengeler buna müsait değildi. Gelelim, mülakat bir kanıt olarak kullanılabilir mi? Ben bunu mahkemede de ifade ettim. Beraber sayın meslektaşımla birlikte her gün orada savunma görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bakınız, bir mülakattan söz ediliyor ve bu mülakat bu iddianamenin temel dayanağı haline gelmiş. Peki dedik mahkemeye, eğer mülakatları çarpıştıracaksak, bakın ben size bir mülakat daha vereyim. Nedir o mülakat? Türkiye'de yeni yayınlanmaya başlanan Türkiye Newsweek dergisinin 2 Kasım tarihli 2. sayısı. Kapaktan anons ediliyor, içini açıyorsunuz, orada Tuncay Güney ile yapılan bir mülakat var. Daha taze, tarihte yeni. Kasım bundan 2-2,5 ay öncenin tarihini taşıyor. Yapan belli. Nerede yapıldığı belli. Hangi tarihte yapıldığı belli. Tarih itibariyle daha yeni, daha güncel. Eğer bir mülakata itibar edilecekse alın size bir mülakat da benden. Peki bu mülakatı okuyoruz. Bu mülakatta ne diyor? Tuncay Güney diyor ki beni son yıllarda Abdullah Gül birçok kez aradı diyor. Bu Tuncay Güney Kanada'da, Abdullah Gül Çankaya'da, son yıllarda birkaç kez beni aradı diyor. Ya başbakan yardımcısı iken aradı, ya cumhurbaşkanı iken, o koltukta otururken aradı. Bunu ne yapmak lazım? Eğer bir mülakatı ciddiye alacaksak bunu da ciddiye almak lazım. O zaman sorulsun dedik. Sorulsun Çankaya, densin ki Abdullah Gül Tuncay Güney'i aramış mıdır? Aramışsa ne konuşmuştur? İki olasılık var. Ya aramıştır ve Tuncay Güney'le görüşmüştür. O zaman bu tertibin boyutlarının ortaya çıkar. Ta nerelere kadar tertibin tırmandığı anlaşılır. İkinci olasılık, aramamıştır. Böyle bir olay yoktur. O zaman Tuncay Güney yalancıdır. Yalancının beyanına itibar edilmesi mümkün değildir. Aramışsa böyle bir tertiple Türkiye'nin milli güçlerinin üzerine yürülmesini kamu vicdanına anlatmak mümkün değildir. Maalesef mahkeme henüz bu aşamada gerek görmedi. İleride takdir mahkemenin ileride yapacak mı, soracak mı, sormayacak mı bilmiyorum ama salt bu olgu dahi bir mülakata dayanarak kişilerin yargılanamayacağı, tutuklanamayacağını göstermesi açısından çarpıcı bir örnektir. Şimdi mahkemeyi ben de takip ettiğim için iyi biliyorum. Mahkeme başkanı bir gün sanıkların bir sözü üzerine, bu mülakatın delil kabul edilemeyeceği sözü üzerine delil kabul etmiş değiliz dedi. Bunu nereye koymak lazım bu aşamadayken? Ne zaman delil olarak kabul edilecek onu delil mahkeme? Kabul etmeyecekler ise o zaman bu iddianameyi de kanıttı. İddianameyi de kabul etmemeleri lazım. Zaten bence İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi baştan bir hukuki hata yapmıştır. Bu iddianame baştan reddedilmeli, geri çevrilmeli ve gerçekten iddia edilen suç somut olarak gösterilmeli. Bunun kanıtları somut olarak derlenmeliydi. Yoksa ne bulduysanız atıldan, bir torbadan, bir çuvaldan adil bir yargılamanın çıkması mümkün değil ki. Sayın Ergül de 2008 Temmuz'unda böyle bir açıklama yapmıştı. İddianamenin iade edilmesi yönünde. Siz niçin, neye temellendirdiniz? Yani neden iddianamenin geri iade edilmesini istemiştiniz? Şubat ayının sonunda benim müvekkilim tutuklandıktan sonra ben yargılamaya dönük hazırlıklarım sırasında Tuncay Güney'in iddianamenin yegane dayanağı ve delili olduğunu öğrendikten sonra aynı zamanda iddianamenin basına servis yapıldığı kadarıyla Tuncay Güney'i de sanık olarak kapsamadığını öğrendim. Oysa iddianamenin mantığını da, iddianamenin kurgusunu da çok iyi öğrenmiş idim henüz mahkemesine servis sunulmadan, basına servis yapıldığı sıralarda. Bu yüzden iddianamenin yegane delili dayanağı olan Tuncay Güney'in herhangi bir surette iddianamede yer almamış olmasını ben suçun, isnat olunan suçun esasına ilişkin fevkalade ciddi bir eksiklik olarak değerlendirdim.
Ve 14 Temmuz günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Engin Bey'in açıklama yapmasından hemen sonra ben de bu konuya ilişkin bir basın açıklaması yapıp Tuncay Güney'in iddianame içerisinde sanık olarak yer almadığını, bunun da esas bir eksiklik olduğunu söylemiştim. Nitekim daha sonra iddianame kabul olunduktan ve iddianamenin ekleri tarafımıza verildikten sonra bu hususu çok daha iyi öğrendik. Şöyle ifade edeyim, iddianamenin içerisinde yanılmıyorsam 487 kez Tuncay Güney'in adı geçiyor. Buna rağmen Tuncay Güney'den 7 yerde şüpheli olarak bahsolunuyor. Bir yerde firarı şüpheli olarak bahsolunuyor ama bir yerde de gazeteci olarak kendisinden bahis olunuyor. Şimdi savcıların bu iddianamede İlhan Selçuk'a şüpheli, benim müvekkilim Vedat Yener'e şüpheli, Serhan Bolluğa şüpheli, Ferit İlsever'e şüpheli derken Tuncay Güney'e gazeteci olarak ifadede bulunmuş olmaları, savcıların Tuncay Güney'e ne surette nasıl itibar ettiklerini de fevkalade açık bir biçimde ortaya koyuyor. Tuncay Güney savcıların bu dosyadaki yegane delili, yegane dayanağı olduğu gibi aslına bakarsanız da iddianamenin yumuşak karnı. Bu yüzden ben dosyanın bütününe dönük çalışmalarımda bunun iddianamenin yumuşak karnı olduğunu tespit edip deşeledim. Ve nihayetinde çarşamba günü bizlere dağıtılan mülakat kasetleri de ortalığa pislik saçıldı. Şunu söyleyeyim, Tuncay Güney'in iddianamede esas alınan mülakat kasetindeki anlatımları aslına bakarsanız bugüne kadarki tutuklamalarında yegane dayanağı olan kuvvetli suç şüphesinin esaslı nedeni. Bu çerçevede çarşamba günü mahkemenin bizlere dağıttığı mülakat kasetlerinin zaten içeriği metin olarak iddianamenin eklerinde vardı. Ama görüntülü olarak bir bütün olarak beden diliyle Tuncay Güney'in kim olduğunu da görmek suretiyle görsel olarak da kamuoyunun bilgisine sunulunca ben her şeyden önce kamuoyu vicdanında artık Ergenekon tertibinin mahkum edildiğini görüyorum. Dolayısıyla süreç itibariyle bu saatten sonra yapılacak ilk iş Tuncay Güney'in mülakat kasetinin delil olarak değerlendirmesinin yapılmasıdır ki bu yapıldıktan sonra bir kere salondaki örgüt şeması kendiliğinden ortadan kalkıyor. Çünkü Doğu Perinçek'le Veli Küçük'ü bağlayan, Doğu Perinçek'le Sami Hoştan'ı, Ali Yasağ, Sedat Peker'i bu adını saydıklarımı bir diğeriyle bağlayan yegane ama yegane unsur, hukuken itibar edebilecek hiçbir kıymeti olmadığı halde yegane dayanak sadece ve sadece Tuncay Güney'in 2001 yılındaki bu mülakat kasetleridir. Eğer Tuncay Güney 2001 yılında bu mülakatında bu ifadeleri kullanmamış olsa idi, hiçbir halde ama hiçbir halde bugün savcının tanzim ettiği Ergenekon örgütü şeması asla ve kat'a ortaya çıkmayacak. Şimdi biz 2001 diyoruz ama ilginç taraflar da var, çelişkiler de var. Tuncay Güney 2001 yılındaki yapılmış bir mülakattan 2005 yılından söz ediyor. Şimdi o görüntüleri bir izleyelim. Birkaç çelişkiler var. Arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Evet. Bu görüntüleri ekrana getirirse biz de konuşmamızı, görüşmemizi ona göre devam ettireceğiz. Her şeyin başı var diyorsun. Onunla başlayacaksın yani. Başına medyaya girişirse medyaya girişin. Tamam mı?